31 Temmuz çok önemli. Yani bundan 3 yıl önce bu tarihten 3 yıl önce bugün 31 Temmuz. Çok önemli bir gün. Ve bugün size gerçekleri konuşacağız. 31 Temmuz 2019 ve bugün 31 Temmuz 2022. Şimdi Kaç yıl var? 3 yıl. Peki bu 3 yıl içinde sevgili Avrupa'da yaşayan Avrupalı Türkler 3 yıl içinde %97 düşme var. İnanılmaz, korkunç bir rakam. %97 emekliliğe müracaat var. Yani 100 bin başvuru varsa 3 bine düşmüş. Bakar mısınız? Yani Avrupalı Türkler sosyal güvenlik kurumunun dışında başka kurumdan emekli olmak istemiyorlar. Peki size bir örnek veriyorum. Araştırın. Burada, buradan bütün devlet büyüklerime de söylüyorum. Araştırabilirsiniz. Benim şu an verdiğim verilerin doğru olduğunu göreceksiniz. Bakın. Yasa ne zaman geldi hayatımıza? 31 Temmuz 2019'da. Şöyle yapalım da biraz heyecanlandım be. Çünkü önemli bir an bu an. Bütün ekranda izleyenler şu anda bir gerçekle karşı karşıya kalacaksınız. Bakın. Şimdi 70 bakın 2016'da öyle yazalım. 2016'da müracaat 83 bin 957 kişi. Bakın 2016 yılında 83.957 kişi müracaat yapıyor. Yurt dışı borçlanmaya Avrupalı Türkler Türkiye'nin ekonomisine yaklaşık 84 bin vatandaşımız Avrupalı Türk gelip burada 20 bin avro, 25 bin avro, 14 avrodan başlayıp 25 bin avroya kadar rakamlar yatırdı. Yani Türkiye ekonomisine katkısını çarpın hesaplayın göreceksiniz. Neden yurt dışı emeklilik geri gelmeli? Neden EYT'nin içine koyuyorlar? Neden Ağustos'un sonuna kadar müracaat yapmak zorundasınız. İşte söylüyorum. Elinizi çabuk tutun. Bu son. Bu son fırsatınız. Bakın. Arkadaşlar burası 4A. Müracaat. Bitti mi? Bitmedi. İyi izleyin. 2016 yılında Bağkur'a yapılan 2016 yılında Bağkur'a yapılan müracaata bakın. 12.90 kişi. Aradaki farka bakar mısınız? 84 bin vatandaşımız sosyal güvenlik kurumundan Avrupalı Türk olarak emekli olmak isterken 2016'da Bağkur'da 12.090 kişi. Aradaki uçuruma bakın. Daha 2016 yılında bu olay belli. Peki emekli sandığına başvuru 2016'da ne kadar? Onu da söyleyeceğim. İnanamayacaksınız sadece 728 kişi. Bakın 728 kişi. İnanamayacaksınız. 4A, 4B, 4C. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Şimdi söylüyorum. İyi izleyin lütfen. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan müracaat 2006'ya göre %95 düşmüş. Nerede bu 83 binler? Yok. Bitti. Şu anda müracaat sayısı inanın bana rakamsal olarak söylüyorum 7 binlerde. Çünkü SGK emekliliğin müracaatı kalmadı. Bu yapılan müracaat 7 bin. 2019, 2019'da yaptığınız müracaatların içinde olan emekliler bunlar. Bu rakam 2021'de 2000'e düşüyor. Ve şu an 2022'de böyle bir müracaat maalesef ki yok. Bağkur 12.000'den 4.000'e düşüyor. Tam aksine sosyal güvenlik kurumundan 2019'da yasak kalktıktan sonra artması beklenirken Bağkur'a 10.415 başvuru varken 2020 yılında bu rakam 4.850'ye düşüyor. E sevgili yetkililer, sevgili büyüklerim, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Çalışma Bakanım Vedat Bilgin, hani ne oldu? Avrupalı Türklerin dövizine ihtiyacımız var Avrupalı Türklerin dövizine ihtiyacımız var Türkiye ekonomisinde şu anda Sosyal Güvenlik Kurumundan Avrupalı Türklerin dövizinden marum olduk e, dolar olmuş 18 lira euro olmuş 19 lira e, Avrupalı Türk zaten düne kadar Avrupalı Türkler 25 bin avro ödemiyor muyduk Allah aşkına? Allah aşkına doğruyu söyleyin. Düne kadar bizler 22 bin, 24 bin, 25 bin, 35 bin euro ödemiyor muyduk? E bugün gelinen noktada 25 bin euro hesaplıyoruz. İşte 19 bin, 19 bin ne yapıyor? İşte 100, 200, 290, 380 bin lira. E, oradan da 90 bin. Bu sefer diyoruz ki 450 bin lira çok para. Nereye çok paraya? Arkadaşlar, Avrupalı Türkler. Yerime oturuyorum arkadaşlar. Avrupalı Türkler. Nereye çok para? Euro yine aynı euro. Ödediğiniz 25 bin euro, 30 bin euro yine aynı rakam. Düne kadar euro 6 lira, 7 lira, 8 lira değil miydi Allah aşkına ya? O yüzden elinizde bir fırsat var. Son fırsat. 30 Ağustos 2020'den önce, 22'den önce. Yani yarından başlıyor. Bugün önemli bir yayın. 31 Temmuz 2022. Bundan 3 yıl önce Avrupalı Türklerin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakları 3 yıl önce 31 Temmuz 2019 ellerinden alınmıştı. Ama bugün gelinen noktada ben Erhan Nacar olarak tekrardan emeklilikle ilgili Avrupalı Türklerin sosyal güvenlik kurumlarından nasıl emekli olabileceğini kapısını sizlere gösteriyorum.